Mehmet Hoca yaklaşık 2 saatten beri konuşuyordu. Dili damağı kurumuştu. Konuşmakta zorlanıyordu. Mehmet Hoca'nın konuşmakta zorlandığını fark eden Seyfi Karagöz, kırmızı testiden bir bardak su doldurarak elinde bardakla Mehmet Hoca'nın önünde durdu. Mehmet Hoca kan çanağına dönmüş gözlerle acı acı baktı bardağa. Odada derin bir sessizlik oldu. Evladım, biz Mah-ı Muharrem'de suya mesafeli dururuz. Mehmet Hoca bir Ehl-i Beyt aşığıydı. Hazreti Hüseyin derken içindeki hıçkırıkları ve gözlerindeki mahzun ateşi neredeyse ellerinizle tutacak olurdunuz. Hep hamd eden bir lisan-ı hal içindeydi. Ama Hazreti Hüseyin'den dolayı suya biraz kalbi kırıktı. Madem evlad-ı Resul kana kana içememişti, madem o cennetin 2 küpesinden biri ciğerleri susuzluk ateşiyle parça parça olarak veda etmişti bizlere, madem o nebi emaneti suya varmak isteyen avuçlarından oklanarak yarelenmişti, madem Ehl-i Beyt'in suya ahdı kalmıştı, işte bu ahdın hürmetine ulu orta su içmez, kana kana suya elbette doyamazdı. El alem içinde suyu başına diktiği hiç görülmemişti. Ben onun yalnız başınayken de suyla bir gönül davası olduğunu hep düşünmüşümdür. Mah-ı Muharrem'de suya mesafeli dururuz evladım. Sözleri o gönül davasının bir ifadesiydi. Odada her şey ateş kesilmişti. Seyfi Karagöz'ün elindeki bardak korlaşmıştı. Yüzü al al olmuştu. Eli titremeye başladı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Elinde bardakla taş kesilmiş gibi öylece duruyordu. Seyfi Karagöz nice zaman sonra geçip yerine oturmayı akıl edebildi. Mehmet Hoca kaldığı yerden devam etti konuşmaya. Bir yudum su içemeden çadırlara dönen İmam Hüseyin, çadırların ateşe verildiğini, kadınların ve çocukların bağırış ve yakarışlarla yanan çadırların arkasında kelebekler gibi kanat çırpmakta olduklarını gördü. Anaç bir kartal gibi Seyyide Zeynep hepsini kanatlarının altına almaya çalışıyor, feryatlar göklere yükseliyordu. Koca İmam o an Kerbela cehenneminde bir başına kaldığını bir daha gördü. Ehl-i Beyt'in daha gün görmemiş bütün taze delikanlıları kanlar içinde yerlerde yatıyordu. En acımasız tiplere direnen nazlı bir dal gibi tek başına koca bir orduya direniyordu. Gözleri ateş saçıyordu. O sırada Malik bin Bişr adındaki Melun yaklaşıp imamın başına kılıçla vurdu. Başındaki deniz koyunu yününden dokunmuş külahını kesti ve başını yaraladı. Hazreti Hüseyin olduğu yere oturdu. Oturduğu yerde uzun zaman kaldı, kalkamadı. Eğer o sırada onu şehit etmek için üzerine gelselerdi, kımıldamadan şehit ederlerdi. Hazreti Hüseyin külahını atarak başına bir takke giydi. Üzerine sarık sardı. Korku nedir bilmeyen bu yiğide yaklaşmak yürek işi olsa da gül bedeninde kılıç değmedik yer kalmamıştı. Biraz dinlendikten sonra tekrar atına bindi. Artık atının üzerinde zor duruyordu. Çadırlardaki kadınlarla da irtibat kesilmişti. Küfe ordusunun komutanı Ömer daha fazla uzatmak istemiyordu. En seçkin silahşörleri Hazreti Hüseyin'in üzerine saldı. Zülcenah, güçlü çifteleri, tekmeleri, toynaklarıyla, heybetli şahlanışlarıyla yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Mızraklar, kılıçlar, palalar, baltalarla saldırıyorlardı. Zülcenah, gelen bütün darbeleri, saldırıları püskürtüyor, önüne kattığı askerleri sırtlan sürüsü gibi kovalıyordu. Ama o da yorulmuştu. Sabahtan beri savaş meydanındaydı. Üstelik açtı. Hepsinden de beteri, susuzdu. Kadınların bulunduğu çadırlara doğru acı acı kişnemeye başladı. Melun Şimir, askerlere ''Daha ne duruyor, ne bekliyorsunuz?'' diye bağırdı. Kufelilerden bir adam, yayına bir ok yerleştirip İmam Hüseyin'e fırlattı. Ok, İmam Hüseyin'in böğrüne saplandı. Hazreti Hüseyin oku çıkarıp attı. Züra bin Şerik adındaki bir talihsiz yaklaşarak İmam Hüseyin'e kılıçla vurdu ve kolunu kopardı. İmam da onu omzundan kılıçla vurup yere düşürdü. Sinan bin Evs adındaki başka bir talihsiz arkadan gelerek mızrağını Hazreti Hüseyin'in köprücük kemiğinden sapladı. Paslı mızrağın kanlı ucu bir et parçasıyla göğsünden dışarı fırladı. Yüzü solgun bir zambağa andıran koca imam
baltaların inip kalkışına daha fazla dayanamayan bir ulu çınar gibi Zülcenah'ın üzerinden kızgın kumların üzerine devrildi. Bir anda çadırlardaki çocukların, kadınların çığlıkları arşa yükseldi. Hazreti Hüseyin dizlerinin üzerine çökmüş, iki eliyle göğsünü parçalayan mızrağı kavramıştı. Canından can koparılıp alınmıştı sanki. Gözleri hala kırmızı parçadaydı. Ciğerini mi söküp çıkarmıştı mızrak, yüreğini mi? Çadırlara doğru seslendi. ''Zeynep, kardeşim, bu yetimleri sana, seni de Allah'a emanet ediyorum.'' Yere kapaklandığında hala kadınlar tarafından gelen çığlıkları duyabiliyordu. Bu sırada bir grup askerin çadırlara doğru gitmekte olduğunu gördü. ''Durun, gitmeyin. Sizin istediğiniz benim. Kadınlara dokunmayın.'' diye inledi. Onca mızrak ve kılıç darbesine rağmen hala bilinci açık olmalıydı. Öyleyse kulağına Zeynep'in, eşinin ve diğer kız kardeşlerinin feryatları ulaşıyor olmalıydı. Şimir, İmam Hüseyin'in göğsüne o pis ayaklarıyla basıp olanca hızıyla kılıcını boynuna indirdi. Baş gövdeden ayrılmıştı. Kesik baş yuvarlanarak az öteye düştü. Cennet gençlerinin efendileri olan çifte güzellerden Hazreti Hüseyin'in kesik başı kızgın kumların üzerindeydi. Büyük imamın başsız bedeninde 33 mızrak ve bir o kadar da kılıç yarası vardı. Lami-i Çelebi, Makdil'inde diyor ki, Hazreti Hüseyin'in boğazı kesilmek istendiğinde hançer, Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etmek isterken kesmeyen bıçak gibi kesmemiş. Peygamberimiz Hazreti Hüseyin'in boğazını öptüğü için onun mübarek dudağının değdiği yeri kesmekten haya ederek adeta isyan etmiştir. Bu sefer o talihsiz insan Hazreti Hüseyin'in başını çevirip boynundan kesmek suretiyle zalim emelini gerçekleştirmiştir. Zülcenah sırtına saplanmış oklarla kirpiye dönmüştü. Oluk oluk kan boşanıyordu yaralarından. Zor yürüyordu. O haliyle İmam Hüseyin'in mübarek bedeninin yanına geldi. Başını eğdi. Yelelerini imamın kanıyla yıkadı. Kişniyerek çadırlara doğru koştu. Seyide Zeynep, Zülcenah'ın yüzünü gözünü öpüp ''Vah Hüseyin'im!'' diye hıçkırıyordu. Cennet çiçeklerinin öz suyundan devşirilmiş sularla yıkanması gereken Ehl-i Beyt kadınları, kızları kan ve gözyaşlarıyla yıkanıyordu. Kurulduğu günden beri varlık alemi böyle bir hazin manzaraya şahit olmamıştı. Felekler hiç bu kadar yanmamış, yıldızlar hiç bu kadar gözyaşı dökmemişti. Aynı aileden, hem de hangi aileden bu kadar yiğit bir anda sonsuz ufuklara kanatlanmıştı. Daha o sabah hepsi sağda bu gül yüzlü yiğitlerin. Gün batmadan hepsi şehit edilmişlerdi. Hem de annelerinin, eşlerinin, bacılarının, çocuklarının gözleri önünde. İnsanlığı karanlık günler bekliyordu. Çölde gün batıyordu. Toplam 72 yiğidin kanıyla kıpkızıldı ufuklar. Gün bütün hüznüyle geceye dökülüyordu. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra talihsizler sürüsü büyük bir gürültüyle çadırlara doğru koştular. Kadınlar Küfe askerlerinin hücumunu görünce İmam Zeynül Abidin'in yattığı çadıra sığındılar. Çapulcular ellerinde mızrak, kılıç ve meşalelerle çadırlara daldılar. Seyide Zeynep'in başındaki örtüyü Ümmü Gülsüm'ün kulağından küpeyi bile aldılar. Ümmü Gülsüm'ün kulağını yırttılar. Ardından son çadırları da ateşe verdiler. Alev gökyüzüne çıkmaya başladı. Kadınlar, çocuklar birbirine karışarak kaçıştı. Ev halkı sadece evsiz değil, gök kubbenin altında sığınacakları bir çadırdan bile mahrumdu artık. Kerbela çölün ihtişamlı sahnesinde ölümün cennet güzelliğinde sergilendiği bir sergi gibiydi. Askerlerin ellerinden kurtulan kadınlar ve çocuklar kızgın kumların üzerindeki cansız cesetlere koştular. Her biri bir şehidin üzerine kapandı. Sonsuza dek onunla olmak, onunla kalmak istercesine her bir Ehl-i Beyt kadını bir şehidin üzerine kapanmış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Her bir Ehl-i Beyt kadını ve kızı bir şehidin üzerinde ağlarken Seyyide Zeynep, ağabeyi Hazreti Hüseyin'in başsız bedeninin başında diz çökmüş gökleri kucaklarcasına ellerini semaya açarak ağıtlar döküyordu. Yüreği bin parçaya bölünmüştü. Bir anne, bir kardeş için ne zor bir andı Allah'ım. Sanki fırtınanın bir ağaçtan kopardığı ve kurutup yok etmek için yere savurduğu bir dal gibiydi. Neden gök kubbe çökmüyor Allah'ım? Allah'ım, bu büyük kurbanı kabul et. Alemin toprağı başıma olsun ki kılıç ve mızrak yaralarından bir veda buğsesi bırakacak bir yer bulamıyorum Hüseyin'imin bedeninde, diyordu. Adını asırlara haykıracağım kardeşim.
Kerbela'nın kumları örtemeyecek senin üstünü. Zaman seni unutturamayacak, kaderimi yüreğime gömeceğim ve senin davanı herkese duyuracağım. Güneş, kızıl atına binmiş gruba koşarken çölde Rönesans ressamlarının resmetmesi imkansız bir tablo oluşmuştu. Yerde yatanları şehit edenler sanki başkalarıymış gibi küfeli bazı askerler de gözyaşları içinde bu hazin manzarayı seyrediyorlardı. O anda yerle gök arasında ansızın bir ses duyuldu. Yer ve gökleri titreten bir ses. ''Çekilin, kenara çekilin. Peygamberlerin üveyki geliyor. İki cihan güneşi geliyor. Dedesi Hüseyin'i görmeye geliyor. Çekilin, Allah'ın arslanı Ali geliyor. Ordulara direnen oğlunu görmeye geliyor. Çekilin, geceleri uykusunu feda eden cam parçası Fatıma-tüz Zehra geliyor. Hazreti Fatıma, 6 yaşında anasız kalan yavrusu Hüseyin'in kana bulanmış, kesik başını gördü. Gece karası kanlı saçlar kum doluydu. En son kendi elleriyle taramıştı o saçları. Şimdi darmadağınıktı. Gözlerinden sel olup aktı yaşlar. Kerbela toprağı o yaşlarla kan denizine döküldü. Yaktı beni ayrılık ateşi, yavrum, Hüseyin'im. Bitsin artık Allah'ım veda töreni, dedi. Gün batımında 5 üveyk birden kanatlandı Kerbela topraklarından. Önce Fırat'ın kenarına konmak ister gibi yere doğru bir kavis çizdiler, sonra vazgeçmiş gibi yeniden havalanarak kızıl ufuklarda kayboldular. Mehmet Hoca'da konuşacak takat kalmamıştı. Dili bir alev topu gibi damağına yapışmıştı. Yağ biten bir kandil gibi sesi iyice kısılmıştı. Kesik kesik konuşuyordu. Başını önüne eğdi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Odanın içinde duyulan kesik kesik hıçkırıklar bir anda feryad-ı figana dönüştü. Mehmet Hoca, ''Ağlayın ey Hüseyin sevdalıları, ağlayın. Fuzuli diyor ki, ''Ey Fuzuli, Ehl-i Beyt'in halini hatırlayıp ah eyle ki, ah şimşeğiyle günah harmanı yakılır, günahlar affolunur. Allah korkusuyla ağlayan mümin kulların gözyaşlarının cehennemin kıvılcımlarını söndüreceği gibi, Ehl-i Beyt'e yapılan zulümler karşısında onlara duyulan samimi muhabbetle yürekten kopan ah-u figanlar da günahları yakar, rahmete vesile olur. Bu ulvi duygular içerisinde Ehl-i Beyt için dökülen samimi gözyaşları inşallah cehennemin alevlerini söndürecek bir iksire dönüşür. Bu sözlerden sonra Mehmet Hoca da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Odanın içi Kerbela'ya dönmüştü. Seyfi Karagöz o yanık, o içli sesiyle başladı Kerbela mersiyesini okumaya. Düştü Hüseyin atından Sahra-yı Kerbela'ya. Cibril yetiş haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Evet, derviş odası Kerbela'ya dönüşmüştü. Yakup Aleyhisselam'ın Kulübe-i Ahsan'ı gibiydi. Kendini yere atanlar, avaz avaz ağlayanlar. Dışarıda, yarlarda rüzgar oğulduyor, karlı boranlar kopuyordu. Rüzgar bütün gücüyle köyde kol geziyordu. Gökler gürüldüyor, şimşekler çakıyordu. Bütün bir köy, bütün bir kainat Kerbela'ya dönmüştü sanki. Her şey Kerbela'ya koşuyor, her şey Kerbela'ya ağlıyordu. Nice zaman sonra sakinleşen Mehmet Hoca, peykeden eliyle destek alarak yerinden kalktı ve sessizce kapıya doğru yürüdü. Birdenbire bir sağanak patladı. Gökyüzü su olup sanki köye boşalıyordu. Gökler gürüldüyor, taşlar yuvarlanarak kendini yerden yere atıyor. Yıldırımlar indirmeler yapıyordu. Tarihin yeniden yaşandığı odada kimse de kalkacak hal kalmamıştı. Önce yine yaşlılar sessizce doğruldular yerlerinden. Oda yavaş yavaş boşaldı. Odanın müdavimleri köyü saran boranların içinde kayboldu. Derviş odasının ışıkları söndü. Muharrem'in 11. gecesi. Kerbela'ya veda. Gece sırılsıklam siyah şalını köyün üzerine atmıştı. Uzaklarda kabaran derenin ağır uğultusu duyuluyor, rüzgar ağaçlarda ağırlaşıyordu.
Gökler dün geceden beri ağlıyor, ağlıyordu. Yollar, sokaklar seller içindeydi. Köy bataklığa dönmüş, her yerde su tabakaları oluşmuştu. Su ve çamura batıp çıkan ayakların boğuk hışırtısı içinde derviş odasına doğru tırmananlar Sarı Dede'ye duasını göndererek tahta basamaklardan odanın üst katına çıkıyorlardı. O kadarcık bir yolda bile bazı yaşlıların dizlerinde derman kalmamış, gençlerin yardımıyla yukarı çıkmışlardı. Mehmet Hoca sırılsıklam girdi içeri. Uzun bir merhaba faslından sonra Deli Mehmet dayı, "Hocam, dün bizi perişan ettin. İnan dünden beri gözyaşlarımız dinmedi," dedim. "O sizin yüreklerinizin güzelliği," dedi Mehmet Hoca. "Gökler dün geceden beri ağlıyor," diye söze karıştı Niyazi dayı. Hüzünlenen Mehmet Hoca dizlerinin üzerine çöktü. "11 Muharrem sabahı Kerbela'da şafak kan kızıldı," diye başladı gecenin sohbetine. Bir Hüseyin sevdalısı artık kıyamete kadarki bütün şafakların kızıldığını bir tabiat hadisesi değil, Hazreti Hüseyin'in uğradığı kanlı akıbet dolayısıyla her sabah güneşin kanlı gözyaşları olarak değerlendirecektir. O sabah güneş, müthiş bir demir ocağı gibi çöl ufkunda göründü. Budanmış ağaç gibi kumların üzerinde sere serpe yatan Ehl-i Beyt gençleri üzerine en taze ışıklarını dökmeye başladı. Kerbela gecesi, sabaha kadar kan deryasında bekletilen Ehl-i Beyt kadınları ve çocukları, o gece sabaha kadar bin kere ölüp bin kere dirilmişler, ölümün derin kuyularına çekilmişlerdi. Fırat bir yandan, onlar bir yandan durmadan ağlamışlar, hepsinin de dilleri damakları kurumuş, ciğerleri kavrulmuş, bağırları yanmıştı. Bir gün içinde asırlara sığmayan acılar yaşamışlardı. "Acı haber tez duyulur," derler. Kerbela'nın acısı tezden de tez duyuldu. Ümmü Seleme annemiz daha Hazreti Hüseyin'in başı bedeninden ayrılır ayrılmaz "Eyvah, üveykimi vurdular," diye Medine'de feryadı bastı. "Gitme Hüseyin'im, gitme üveykim, seni vururlar," diye yalvardığı günden beri gözü hep o sırça çanaktaki topraktaydı. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği an toprak kan kırmızı kesilmişti. Ümmü Seleme annemiz "Allah onların kabirlerini ve evlerini ateş doldursun," dedi ve bayıldı. Medine kadınları da her taraftan feryada başladılar. Kopartılan feryatlardan Medine yerinden oynadı. Bu hal bir de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vedasıyla yaşanmıştı. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas aynı gün Medine mescidindekilere şunları anlatıyordu. "Gece rüyamda peygamberimizi gördüm. Son derece üzüntülü ve kederliydi. Elinde bir sırça çanak ve çanağın içinde toplanmış kan vardı. Ya Resulallah, bu nedir?" diye sordum. "Bu Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Allah'a arz etmeye götürüyorum," dedi. Acı haber tezden de tez erişmişti yanık yüreklere. Tarihin bir köşesinden zafer coşkuları kulaklarımıza dolarken diğer bir köşesinden ölüm ağıtları yarar yüreğimizi. Bu hep böyledir. Matem haberleri ulaşınca Medine'de yer yerinden oynamış, Şam bahçelerinde ise sevinç gülleri açmıştı. 10 Muharrem, Aşure günü, insanlık tarihi boyunca hep kavuşma ve kurtulma günü olmuştu ama Ehl-i Beyt için Kerbela'ydı. Hazreti Adem'le Havva anamızın 40 yıl dünya çöllerinde bir başlarına dolaştıktan sonra Arafat'ta buluşmaları Aşure günü gerçekleşmişti. Şahlanan suların üzerinde minyatür bir hakikat sitesi olarak insanlığı ikinci dirilişe taşıyan Hazreti Nuh'un gemisi çıktığı kış yolculuğundan Aşure günü sahili selamete çıkmıştı. Hazreti İbrahim yine Aşure gününde yalınları gökleri tutan Nemrud'un ateşinin bir ucundan girip diğer ucundan çıkmıştı. Hazreti Musa'ya Kızıldeniz bugün yol vermişti. Hazreti Yakup Yusuf'una bugün kavuşmuştu. Oysa biz Yusuf yüzlü Hüseyin'imizden bugün ayrı düştük. Hüseyin'imiz bela kuyusuna bugün düştü. Yezid'in yangınlarında bugün yandı. Kerbela tufanına bugün tutuldu. 10 Muharrem İslam alemi için matem oldu. Kerbela binlerce neyin hu diye üflediği bir keder ülkesiydi. Sanki binlerce ney ateş üflüyordu Kerbela'da.
Ehl-i Beyt'in sırlarını kıyamete kadar söyleyecek bir sırlar ülkesidir Kerbela. Kerbela, suların bile yandığı bir ateş ülkesidir. Kerbela, açık bir morg gibiydi. Kufeliler, 83 kişi olan kendi ölülerini gömmüşler, Ehl-i Beyt'i ve sevenlerini açıkta bırakmışlardı. Şehitlerin kesik başlarını mızrakların ucuna takan Kufe ordusu günün ilk ışıklarıyla Kerbela'dan ayrılmaya başlamıştı. Kadınların ve çocukların şehitlere veda sahnesi Kerbela'nın en acıklı sahnelerinden biriydi. Şehitlerin kanlı bedenlerine son kez sarılan kadınları ve çocukları yakınlarından ayırmak mümkün olmuyordu. Feryatlar göklere yükseliyordu. Günün taze ışıkları altında manzara cidden çok hazindi. Ağabeyi İmam Hüseyin'in başsız bedenine kapanan Seyyidi Zeynep'in feryatları arşı tutuyordu. Allah'ım, bu kurbanı bizden kabul et. Ey göklerdeki bütün meleklerin kendisine salat ve selam gönderdiği dedem Muhammed'im. Şu yerde yatan kanlara ve kumlara belenmiş, başı kesilmiş beden senin Hüseyin'indir. Seyyide Zeynep'in, bacılarının ve çocuklarının gözleri önünde şehit edilen Sürmeli Ceylan'ın, ben sana kurban olurum feryatları, Kufe askerlerini bile gözyaşlarına boğuyordu. Nasıl bir cinayete araç olduklarını Seyyide Zeynep'in feryatlarında görmeye çalışıyorlardı. Zorla sevdiklerinden koparılarak develere bindirilen kadınlar ve çocuklar develerden atlayıp şehitlere doğru koşuyor, cansız cesetlere sarılıyor, sille tokat yine bindiriliyorlardı. Şimdi Koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Efendi Camisi'nin avlusunda İstanbul'umuza ruhaniyetleriyle can veren İmam Hüseyin'in kızları Sakine ve Fatıma'yı, başı kesilmiş, atların nalları altında ezilmiş babalarının kanlı cesedinden bir türlü koparmak mümkün olmuyordu. Askerlerin ellerinden kurtulup babalarının üzerine atıyorlardı kendilerini. Güneş doğuyor muydu Kerbela'ya yoksa batıyor muydu? Doğu neresiydi, batı neresiydi belli değildi. Daha dün sabah hepsi sağdı ama şimdi hemen hiçbiri hayatta değildi. Allah'ım, neydi bu yaşananlar? Dün sabaha geri dönülmez miydi? Bu nasıl bir kabustu? Kerbela'da şehit olan 72 kişinin 23'ü İmam Hüseyin'in ev halkındandı. O tarihe kadar dünya böyle bir aile katliamı görmemişti. Nihayet askerler, kadınları ve çocukları kırbaçlarla cesetlerden koparmayı başardılar. Develere bindirdiler. Develerin üzerindeki kadınlar ve çocuklar dönüp dönüp şehitlerin cesetlerine bakıyor, her baktıklarında feryatları arşa yükseliyordu. İmam Hüseyin'in eşi, kızları, gelinleri, torunları ve kız kardeşleri olmak üzere toplam 9 kadın ve 5 çocuktular. Bir de hastalığına ve yüksek ateşine rağmen bütün bu acıları nasıl göğüslediği bilinmeyen 23 yaşındaki Zeynül Abidin. Kafile gittikçe uzaklaşıyor, kumlara uzanmış şehitler geride kalıyordu. Ehl-i Beyt'in körpe gençleri, Kerbela'nın kızgın kumlarının üzerinde günün taze ışıklarında öylece yatıyorlardı. İşte büyük kurban İmam Hüseyin'le birlikte Kerbela'da yatanlar. İmam Hüseyin'in oğulları Ali Ekber, Cafer ve Abdullah. İmam Hüseyin'in baba bir kardeşleri Celal Abbas, Osman, Cafer, Abdullah, Muhammed ve Atik. İmam Hasan'ın oğulları Kasım, Ebu Bekir, Abdullah. Seyyide Zeynep'in oğulları Avn ve Muhammed. Müslim bin Akil'in oğulları Abdullah, Ali, Muhammed ve Abdurrahman. Müslim bin Akil'in kardeşi Abdullah ve yeğeni Muhammed bin Abdullah bin Akil. Şehitleri incitmekten korkarcasına incecikten esen bir çöl rüzgarı, topraklara belenmiş cansız cesetler, kanlı elbiseler ve paramparça olmuş gül yüzlerin üzerlerine toz toprak saçıyordu. Üzerlerinde uçuşan akbabalar ve kartallar inmek için fırsat kollamaktaydı. Bir sonbahar sabahının taze ışıkları vuruyordu yüzlerine. Gökler ağlıyor, melekler ağlıyor, Fırat ağlıyor, Murat ağlıyor, Zemin-i Asuman ağlıyordu. Esirler kervanının komutanı Seyyide Zeynep hem söylüyor, hem ağlıyor, hem de gidiyordu. Ah ey Muhammed! Sana gökteki melekler selam etsin. İşte Hüseyin, kana boyanmış ve azaları kesilmiş vaziyette yatıyor. Kızların esir alınmış, zürriyetin öldürülmüş. Rüzgar onların üzerine toprak savuruyor. Allah'ım, onlar için bir damla gözyaşı dökerek yürekten ağlayıp inleyenleri mükafatlandır. Kufeliler kabrini belirsiz kılmak için kumlar ve topraklar arasında kayboluncaya kadar İmam Hüseyin'in cesedini atların altında çiğnetmişlerdi.
Kerbela yakınındaki Gadriye köylüleri bir gün sonra toplanıp şehitlerin cesetlerini gömmek için geldiklerinde başsız bedenin bulunduğu yerden yayılan gül esintisinin peşine düşerek Hazreti Hüseyin'i buldular ve defnettiler. İhanet ordusu Kufe'ye doğru yol alırken konakladığı vahada öğle namazına durdu. Namaz esnasında "Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat olsun" dedikleri peygamber hanedanının ellerini bağlamışlar, Kufe'ye doğru acılar içinde sürüklüyorlardı. Yol boyunca uğradıkları köylerin ve kasabaların sokaklarından geçerken çevre halk, elleri bağlı kadınları, masum yavruları gözyaşları içinde seyrediyorlardı. Onlara koşmak, sarılmak isteyenler kılıçla durduruluyordu. Peygamber ailesinin kadınları ve çocukları esir alınmış, kah yürütülerek, kah çıplak develer ve katırlar sırtında elleri bağlı bir şekilde Kufe'ye götürüldüler. Kadınlar ve çocuklar askerlerin arasında şehre girerken Kufeli kadınlar çığlıklar kopararak hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Seyide Zeynep ve Ümmü Gülsüm Kufe'nin sokaklarını, bahçelerini, bağlarını çok iyi biliyorlardı. Babalarının hilafeti zamanında 4 yılı aşkın bir vakit kalmışlardı burada. Babaları İmam Ali şehit edildikten ve ağabeyleri İmam Hasan'ın hilafeti elinden alındıktan sonra hazin bir firakla ayrıldıkları bu şehre yine pek hazin bir şekilde dönmüşlerdi. Kadınlar ve çocuklar perişan bir halde askerler arasında Kufe sokaklarında gezdirilirken sokaklarda kadın erkek pek çok insan gözyaşı döküyordu. Onların gözyaşları Seyide Zeynep'in acılarını azaltacağına çoğaltmıştı. Seyide Zeynep'in o gün Kufe halkına yaptığı konuşma şifahi edebiyatın şaheser örneklerindendir. Allah'a hamd ve babam Muhammed'e, onun pak ve mukaddes ehli beytine selam olsun. Ey Kufe halkı! Sizi yalancılar, hainler, bozguncular! Siz ey günahkarlar! Dövünün artık! Asla dindirmesin Allah gözyaşlarınızı ve kalbiniz ebediyen acıyla sızlasın, kederle için için yansın. Biliyor musunuz kime benziyorsunuz? Elindeki ipini özene bezene saran, sonra da yeniden çözen ve enerjisini çarçur eden kadınlara benziyorsunuz. Doğruluktan, içtenlikten nasibi yokmuş o yalan yeminlerinizin. Biliniz ki sizin başkasına verecek hiçbir şeyiniz yoktur. Asılsız palavralarınızdan, sahte kuruntularınızdan, hilekarlığınızdan, dönekliğinizden, madrabazlığınızdan ve dal kavukluğunuzdan başka bir sermayeniz yoktur. Biliniz ki siz bir kepazeler ve karaktersizler sürüsüsünüz. Adi ve düşmüş kölelerden ne farkınız var sanki? Husumet ve garazkarlık kanınıza işlemiş. Eski mezarlar üstündeki çürümüş sıvalara ne kadar benziyorsunuz? Bakınız, Allah'ın asla razı olmayacağı çok pis bir işe bulaştınız. Öte dünya için çok az bir azık bıraktınız elinizde. Ağlayın artık kardeşime. Ağlayın en pervasız feryatlarınızı salarak. Evet, çok ağlayınız ama az gülünüz. Çünkü Hüseyin'e karşı giriştiğiniz alçaklığın pis suyuyla sırılsıklam oldunuz. Kanının lekeleri hala ellerinizde duruyor ve artık isteseniz de silemezsiniz o lekeleri. Allah'ın son Resulünün ocağını söndürmek, onun halefini ve salihler içinden seçilmiş bir salihi katletmek davasından beraat etmeyi de silin kafanızdan. Siz felaketler anında imdadınıza koşan bir insanı, en büyük dayanağınız olan bir insanı, hükümde ve amelde rehberiniz olan bir insanı şehit ettiniz. Kudretinizin ulu burcunu şehit ettiniz. Unutmayınız ki iğrençlikte sınırsız ve kötülükte dizginsiz ve dünyada bir eşi daha bulunmayan bir suçun sorumluluğunu yüklendiniz. Duruşma günü hazırladığınız o değersiz şeyler sizi ancak maskara eder. Allah'ın gazabına uğrayasıcalar, perişan olasıcalar, kahrolasıcalar. Emekleriniz hepten heder oldu işte ve her geçen gün düne göre daha sefil düşüyorsunuz. O yüce emelleriniz tek tek sönüyor ve siz yalnızca bütün dünyanın nefretine hedef olmuş değilsiniz. Siz aynı zamanda Allah'ın ebedi düşmanlığını da kazanmış bir topluluksunuz. Yazıklar olsun sizlere ey Kufe halkı! Muhammed'i en çok neresinden vurduğunuzu biliyor musunuz? Nasıl bir yemindir bu bozduğunuz ve kimin kanıdır bu akıttığınız? Allah'ın hangi ayetlerini çiğnediniz? Gerçekten öylesine iğrenç, öylesine menfur bir şey ki bu yaptığınız. Gökyüzü yere kapaklanabilir
yeryüzü yarık yarık yarılabilir ve dağlar kül olup dağılabilir. Unutmayınız, evet, unutmayınız ki sizin cezanız hem yeğin hem çetin olacak. Hesap gününden önce bir an bile dönüp bakmayınız bu tertibinize. Suçun işlenişiyle cezanın uygulanışı arasına bir sürelik bir zamanın girmesi cezanın ertelenmesinden başka bir şey değildir. Her şeyin ölçüsünü Allah daha iyi bilir. Biliniz ki Allah sizi gözetmektedir. Seyyide Zeynep'in bu etkili konuşması halk arasında infial yaratmış, ağlama çığlıkları had safhaya erişmişti. Bu sözleri duyan bir Kufeli şöyle demekten kendini alamamıştı. Allah'a yemin olsun ki ben Zeynep gibi etkili konuşan birine daha rastlamadım. Sanki o babası Hazreti Ali'nin diliyle onlarla tartışıyordu. Kufeli askerler mızrakların ucuna takılı şehit başlarıyla girmişlerdi şehre. Ömer bin Sad, İmam Hüseyin'in kesik başını valiye verilmek üzere bir gün önceden göndermişti. Hazreti Hüseyin'in kesik başını getiren havaley, Kufe'ye ulaştığında vali konağı çoktan kapanmıştı. Havaley, kesik başı evine götürdü ve üzerine büyükçe bir tas leğen kapadı. Havaley hanımı Nevvar'a, ''Sana dünyanın servetini getirdim. İşte Hüseyin'in kesik başı evde, senin yanında duruyor.'' dedi. Hanımı Nevvar, ''Yazıklar olsun sana. Herkes altın gümüş getirirken sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlunun başını getirdin öyle mi?'' ''Hayır, vallahi bu evde senin başınla benim başım bir yastıkta bir daha yan yana gelmeyecektir.'' dedi ve yataktan fırlayıp giderek odanın bir tarafına oturdu. Altında İmam Hüseyin'in başı bulunan leğene doğru bakarken gökten inen bir nurun kesik başın üzerine bir direk gibi dikildiğini ve onun çevresinde beyaz bir kuşun da kanat çırparak dolaştığını gördü. Sonraki gün Ehl-i Beyt kadınları ve çocukları valilik konağına getirildiler. Seyyide Zeynep'in içini yine aynı acı bürüdü. Bu konak babasının döneminde hak ve adalet merkeziydi. Bilmediği köşe yoktu konakta. Büyük salona girdiler. Babası burada valilerle, şehrin önde gelenleriyle toplantılar yapar, insanların dertleriyle ilgilenirdi. Vali Ubeydullah'ın odasına alındıklarında İmam Hüseyin'in kesik başıyla karşılaştılar. Bir çığlık, bir feryat koptu. Sadece konağı değil, Kufe'yi bile sarsan bu çığlıklar Vali Ubeydullah'ın taşlaşmış kalbine ulaşmıyordu. Elindeki değnekle İmam Hüseyin'in dudaklarına dokunarak ''Güzel bir delikanlıymış, hanginiz öldürdü onu?'' diye alay ediyordu. Zeyd bin Erkam, valinin küstahlıklarına dayanamadı. ''Çek değneğini bu dişlerden, ben onları Resulullah'ın öptüğünü gördüm.'' dedi. Vali, ''Vallahi yaşlanmış, bunamış olmasaydın senin boynunu vurdururdum.'' Zeyd'de korkacak yürek yoktu. Hem hıçkıra hıçkıra ağlıyor, hem konuşuyordu. ''Ey Arap topluluğu! Siz bundan sonra kölesiniz. Siz Fatıma'nın oğlunu şehit ettiniz. Mercani'nin oğlunu da kendinize emir ve hakim yaptınız. Halbuki o sizin hayırlı olanlarınızı öldürmüş, sizin kötü olanlarınızı da kendisine kul yapmak istemiştir. Siz de bu zillete razı oldunuz. Zillete razı olan kahrolsun.'' Bunları dedikten sonra valinin yanından çıktı gitti. Tanınmamak için eski bir elbise giymiş olsa da saygıya layık bir melek gibi duran Seyyide Zeynep'in etrafında hizmetçiler dönüp duruyordu. O kadar keder ve yorgunluktan sonra bile yüzünden asalet dökülüyordu. Vali Ubeydullah, ''Kimdir bu hanım?'' dedi. ''İmam Ali'nin kızı Zeynep'' dediler. Vali, ''Hamdolsun o Allah'a ki ayıp ve kusurlarımızı ortaya dökerek sizi rüsvay etti, öldürdü. Ortaya attığınız gülünç ve boş beyanlarınızı da yalana çıkardı.'' Seyyide Zeynep, ''Hamdolsun o Allah'a ki Muhammed Aleyhisselam'a mensubiyetle bizi şereflendirmiş ve bizi hususi bir temizlikle temizlemiştir. Hayır, iş senin dediğin gibi değildir.
Allah ancak fasıkları, hak yoldan çıkmış olanları rezil ve rüsvay eder. Facir, azgın, günaha dalmış olanların da asılsız laflarını boşa çıkarır, dedi. Bir kırbaç gibi suratına inen bu laflar karşısında sersemleyen vali, ''Ey halkınıza Allah'ın yaptığını nasıl görüyor, nasıl yorumluyorsun?'' dedi. Seyyidi Zeynep, Ali İmran suresinin Uhud şehitleri hakkındaki üzerlerine öldürülmek yazılmış, takdir edilmiş olanlar muhakkak yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Mealindeki kısmını okuduktan sonra Allah ahirette seninle onları bir araya getirecek. Allah'ın huzurunda onlarla muhakeme olunacak. Davalaşacaksınız, dedi. Vali Ubeydullah küplere bindi. Seyyidi Zeynep'e zulüm ve işkence yapmak istedi. Amr bin Hureys, Allah valiye iyilikler versin. Bu nihayet kadındır. Kadını herhangi bir sözünden dolayı sorumlu tutmak yaraşmaz, dedi. Bunun üzerine vali, Allah senin ev halkından taşkınlık ve azgınlıkta direnenleri ve ileri gidenleri böyle yok ederek içimin derdini giderdi, dedi. Valinin bu sözlerine Seyyide Zeynep ağladı. Sen yetişmiş yiğitlerimizi yok ettin, ev halkımı yok ettin, ailemin şereflilerini, büyüklerini, yükselen dallarımı, kollarımı kestin, biçtin, soyumu, kökümü kuruttun. Eğer senin derdin bunlardan iyileşebiliyor, için rahatlayabiliyorsa iyileş ve rahatla bakalım, dedi. Hasta olduğu için Kerbela'dan kurtulan tek körpe genç Zeynül Abidin diyor ki, beni bir Kufeli saklıyordu, bana çok ikram ediyordu. Başımıza gelenlerden dolayı her yanıma girip çıkışında durmadan gözyaşı döküyordu. Ben, eğer yanı hayırlı olan biri varsa bunun yanıdır, diyordum. Bir ara sokaklardan bir münadinin sesi duyuldu. Haberiniz olsun ki kim Ali bin Hüseyin'i yani Zeynül Abidin'i bulursa hemen getirsin. 300 dirhem verilecek. Ev sahibi yanıma girdi. Vallahi o yine ağlıyordu. Korkuyorum diyerek beni bağladı ve valinin askerlerine teslim etti. 300 dirhemi de aldı. Ben öylece baka kaldım. Huzuruna çıkarıldığımda vali, ''Adın ne?'' dedi. ''Ali'' dedim. ''Allah Ali bin Hüseyin'i öldürmedi mi?'' dedi. ''O benim ağabeyimdi. Onun adı da Ali'ydi. Ali Ekber'di. O benden büyüktü. Halk onu öldürdü.'' dedim. Vali, ''Hayır, onu Allah öldürdü.'' dedi. Ben de Zümer suresindeki ''Allah ölenin ölümü zamanında, ölmeyenin de uykusunda ruhunu alır.'' ayetiyle Ali İmran suresindeki ''Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse için ölmek yoktur.'' ayetlerini okudum. Bunun üzerine vali öldürülmemi emretti. Halam Seyyide Zeynep bana sarılarak valiye kükredi. ''Döktüğün kanlarımız sana yeter. Onu öldüreceksen Allah aşkına onunla birlikte beni de öldür.'' İşte Hazreti Ali'nin soylu kızı Seyyide Zeynep buydu. O en ızdıraplı anında bile çok güçlüydü. Zalim bir valinin karşısında dişi bir kaplan kesilmiş, yüreği yiğitleşmişti. Kendisine emanet edilen Ehl-i Beyt körpelerini korumak için başını korkusuzca kılıca uzatmaktan çekinmiyordu. Kerbela kasırgası onu kudretli bir kale haline getirmişti. Vali, şu akrabalık duygusu gerçekten hayret verici. Allah'a yemin ederim, ben onun gerçekten Ali'yi öldürecek olsam kendisini de öldürmemi samimiyetle istediğine inanıyorum. Hadi, genci bırakın, kadınlarla beraber gitsin, dedi. Ehl-i Beyt kadınları ve çocukları birkaç gün daha Kufe'de kaldıktan sonra Yezid'e götürülmek üzere Şam'a doğru yola çıkarıldılar. Seyyide Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün babaları İmam Ali'nin Kufe yakınlarındaki mezarına bile uğramasına izin verilmedi. Günlerce sürecek bir çöl yolculuğu başlamıştı yine. Bazen uçsuz bucaksız çöl, bazen kıvrıla kıvrıla giden taşlı patikalar. Belli bir hedefe değil de sanki zaman ve mekan dışı meçhul bir geleceğe doğru gidiyorlardı. Ehl-i Beyt kadınları Medine'den çıkalı beri neredeyse 6 aydan bu yana kona göçe hep yollardaydılar. Hayat nasıl bir şeydi? Bazen koca şehirler birkaç insanı bağrına basmıyor, bazen sığınacak bir ağaç gölgesi bile bulunmuyor, bazen coşkun akan nehirler bile bir yudum su vermiyordu. Çöllerde güneşler doğuyor, güneşler batıyordu.
sıcaktan yanıp kavrulmuş, kömürleşmiş otlara ve dikenli çalılara rastlamak bile bir mucizeydi. Bu kavrulmuş topraklarda kendilerinden ve etraflarında kuş uçurtmayan zalim askerlerden başka hiçbir canlı görünmüyordu. O haşin askerleri gören börtü böcek bile korkularından kaçacak delik arıyorlardı. Gündüzleri gökten fokur fokur kaynayan bir ateş yağmuru iniyor, çöller ipil ipil yanıyordu. Azıcık esecek olsa o esintiyle birlikte harlı bir alev çarpıyordu yüzlerine. Arada bir kuş sesleri, deve çıngıraklarının sesleri çölün sessiz çığlığına karışıyordu. Asırlarca sürecek bir yolculuğa çıkmışlardı sanki. Her birinin yürümekten ayakları patlamış, yüzleri kavrulmuş, gözleri yuvalarına kaçmış, genç yaşta belleri bükülmüş, kumdan bir canlı gibi düşe kalka hareket ediyorlardı. Hele o çocukların haline yürek dayanacak gibi değildi. Günlerden beri küfelerin içinde güneşin bağrında kum fırtınaları arasında yol alan çocuklar insanlıktan çıkmıştı. Sarışın ikindilerde gölgeler uzasa da güneş hararetinden bir şey kaybetmiyordu. Kafilenin düşe kalka ilerlediği bir gün sıcakla buğulanmış çöl ufkunda bir bina göründü. Yaklaştıklarında yol üstüne kurulmuş bir manastır olduğunu fark ettiler. Bu manastırın genç ve oldukça güzel rahibesi karşıladı kafileyi. Kafilede esir muamelesi gören kadınların kim olduklarını öğrenince kafileyi Şam'a sevk eden görevlilere ''Sizler ey Müslümanlar, sizler kendi peygamberinizin torunlarının kafasını kesip kızlarını da böyle elleri bağlı olarak bir zalimin sarayına mı götürüyorsunuz? Yazıklar olsun size. Cehennem ateşi size azdır. İslam sizin kanlı ellerinizle kirlenmiştir. Kerbela denilen çöl Müslümanların utancı ve yüz karası olacaktır. Asırlar sonra bile kimse bu vahşetle hesaplaşmaya cesaret edemeyecektir.'' İsa'ya ihanet edenlerle, onu çarmıha gerenlerle bizim hesaplaşmamızın hiç de kolay olmadığı gibi. Kafile komutanı Şimir Şeytanı bu sözlerden etkilenecek biri değildi. Vicdanı kapkara bir cehennemlikti o. Kafile bir müddet sonra o manastırdan ayrıldı. Günlerce süren bir yolculuktan sonra Ehl-i Beyt kadınları bitkin ve yorgun olarak Şam'a ulaştılar. Küfe'de olduğu gibi Şam'da da halk yollara dökülmüştü. Kadınların ve çocukların yürek yakıcı hallerini görenler gözyaşlarına boğuluyordu. Ehl-i Beyt kadınları huzuruna çıkarıldığında Yezid, Şam ehlinin önemli kişileriyle oturuyordu. Kadın ve çocuklarla birlikte İmam Hüseyin'in kesik başı da Yezid'in önüne atıldı. Sarayda bir feryat koptu. Emevi kadınları da bu hazin tablo karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Zeynül Abidin elleri prangalı bir halde Yezid'in huzurundaydı. Hüzünlü bir vakar vardı yüzünde. O ürkek bir geyik yavrusu gibi değil, zincire vurulmuş bir aslan yavrusu gibiydi. İmam Hüseyin'in başı gelse de kendisi gelmemişti. Kadınlar kafilesini Yezid'e getiren Şimir, yerde duran İmam Hüseyin'in kesik başını işaret ederek ''Ey müminlerin emiri, bu kişi ev halkından 18 ve taraftarlarından 60 kişiyle birlikte yanımıza geldi. Onların önlerine gerildik. Biat etmelerini, aksi halde çarpışmaya hazır olmalarını söyledik. Sabahleyin güneş doğmadan önce üzerlerine yürüdük. Kendilerini çepeçevre her taraftan kuşattık ve işlerini bitirdik.'' İşte onların cansız cesetleri, topraklara belenmiş elbiseleri ve yüzleri. Şimdi güneş onları eritmek, rüzgarlar üzerlerine tozlar topraklar saçmakta. Onların ziyaretçileri üzerlerinde uçuşan akbabalar, kartallardır ve onlar bayram ediyorlardır. Şimir'in sözleri Ehl-i Beyt kadınlarını ziyadesiyle yaralamıştı. İmam Hüseyin'in başı bir kap içerisindeydi. Yezid değnekle dudaklarına dokundu. ''Keşke bizim Bedir'deki yaşlılarımız görselerdi bunu.'' dedi. Yezid'in dedesi Uhud'da ve Hendek'te arkasına orduları takıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem karşısına dikilen Ebu Süfyan'dı. Bedir Harbi de onun yüzünden patlak vermişti. Seyide Zeynep Yezid'in bu buram buram benlik kokan sözleri karşısında daha fazla dayanamadı. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya çalışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Mealindeki Kur'an ayetini okuyarak başladı sözlerine. Ey Yezid! Bizi aç ve sefil bıraktığına, bizim varlığımızı tehlikeye soktuğuna mı inanıyorsun? Bağlanmış ve zincire vurulmuş halimizde huzurunda bizi el pençe divan durmakla bizi zavallı tutsaklar durumuna düşürdüğüne ya da bu yolla bizim üstümüzde egemenlik kurduğuna mı inanıyorsun? Allah katında bizim itibarımızı yitirdiğimizi, gözden düştüğümüzü, buna karşılık sizin de yüceldiğinizi, şereflendirildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sizin dış görünüşteki başarınızın, yüce şerefinizden ya da üstün konumunuzdan ileri geldiğini mi sanıyorsunuz? Kibirli ve basiretsiz kılığına bakmadan buna mı dikmişsin gözünü? Dünyayı elde ettiğine, bütün cihan üstünde nüfus sahibi olduğuna mı inanmaya başladın yoksa?
Dalavereli işlerinizin düzlüğe çıktığını ve kendini ülkenin efendisi, devletin de yöneticisi olduğunu mu sanıyorsun? Ey azat edilmiş kölelerin zürriyetinden olan! Sizin kadınlarınız perdelerin ardında saklanacak da Resulullah'ın kızları tutsak edilecek ve pazar pazar kapı kapı dolaştırılıp halka teşhir edilecek, öyle mi? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim hicaplarımızı açtırmak da Resulullah'ın ehli beytinin masumiyetini gerçekten ayaklar altına düşürdün. Senin kaprislerin yüzünden şehir şehir dolaştırıldık. Dağlarda yaşayanlar, yol kıyılarında, pınar başlarında çadır açanlar, şereflisiyle şerefsiziyle, yaşlısıyla genciyle herkes uzak demeden, yakın demeden bizi seyretti. Eli iş tutan bir erkeğimiz yok ki yardıma gelsin. Bir yakınımız yok ki imdada yetişsin. Ey yüce Allah'ım, hakkımızı bize geri ver. Bize zulmedenlerden intikamımızı al ve kanımıza girenlerin, yeminlerini bozanların, bütün erkeklerimizi kılıçtan geçirenlerin ve masumiyetimize gölge düşürenlerin başlarına gazap yağdır. Ey Yezid! Bu vahşi azgınlığın günahı üstüne, bu katliam üstüne cümbüş yapma. Canlarını hak yolda sebil edenlerin, Allah'ın şanı uğrunda kurban olanların öldüğünü sanmayasın sakın. Hayır, onlar diridirler. Allah'tan gıdalarını almaktadırlar. Onlar, yaratıcıları tarafından kendilerine bağışlanan yüce şehadetin kutsallığındadır. Senin defterini durmak için yalnızca Allah kafidir. Davacın, dedem Allah'ın Resulü olacaktır. Sana karşı bizim yardımcımız, koruyucumuz da Cebrail olacaktır. Seni devlete başkan yapanlar ve Müslümanların sırtına zorba saltanatını yükletenler çok geçmeden görecekler başlarına neler geldiğini. Mezalimin meyvesi ancak nefrettir ve her taşkınlığın ardında bir acı yatar. İçinizden hanginiz fark edebilirsiniz kimin azıttığını, kimin sapıttığını? Ey Yezid, bu aşikar kepazelikleri hala savunacak kadar körsün. Unutma ki duruşma gününde bu kepazeliklerin cezasını mutlaka çekeceksin. Allah kullarına asla zulmetmez. Biz ancak ona dayanmaktayız. Ona inanmaktayız. Bizi korumaya Allah kafidir. Tek sığınağımız odur bizim. Bütün umudumuz ondadır. Gerçek şehrini saklamak istediğin için istediğin kadar hileye başvur. Kitabını bize indiren Allah üzerine yemin ederim ki siz bizim sahip olduğumuz şeref ve mertebeye asla ulaşamayacaksınız. Ne bize bırakılan mirası ortadan kaldırmaya, ne bizim ışığımızı söndürmeye gücün yetecek, ne de bize karşı giriştiğin iğrenç ve alçakça hakaretlerinle kendi hesabınıza kaydettiğiniz rezaletleri silip yok etmeye gücün yetecektir. Şehitleri mutlu sona ve mağfirete kavuşturan Allah'a hamd ediyor ve onların yüksek derecelere ulaşmalarını ve Allah'ın nice nimetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Seyyide Zeynep'in bir kamçı gibi Yezid'in suratına inen bu sözleri, Ehl-i Beyt meşalesinin sönmediğini, sönmeyeceğini, Kerbela mateminden muhteşem bir medeniyet doğacağını haykırıyordu. Kerbela kasırgasında titrek bir kandil gibi kalan Ehl-i Beyt ışığı, yeniden bir meşale ormanı haline gelebilmek için kahraman bir kadının yiğit yüreğine sığınmış görünüyordu. Kadınların ön sezileri güçlüdür ve onlar medeniyetlerin taşıyıcılarıdır. Yezid, Seyyide Zeynep'in sözleri karşısında kendi sarayında rezil duruma düşmüştü. O sırada Şamlı biri, Hazreti Hüseyin'in kızlarından Fatıma'yı kendisine isteme cüretinde bulunmuş, kızcağız korkusundan Seyyide Zeynep'in elbisesine tutunmuştu. Seyyide Zeynep, "Biz esir değiliz," diyerek karşı çıkınca, Yezid, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için, "Burada kararları ben veririm," dedi. Kolay pes edecek biri değildi Seyyide Zeynep. O yılmaz bir savunucuydu. "Siyasi gücü arkana alarak bize böyle davranamazsın," diyerek dişi bir kaplan gibi Yezid'e kükredi. Yezid yine yumuşamak mecburiyetinde kaldı ve Zeynül Abidin'in zincirlerini çözdürerek "Allah Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etsin. Ben olsaydım babanın teklifini kabul ederdim. Allah'ın takdiri böyleymiş," diyerek olayı yumuşatmaya çalıştı. Yezid Zeynül Abidin'e dönerek "Her ne ihtiyacın olursa bana iletirsin. Hemen karşılanacağını bilesin," dedi. "Kadınlar ve çocuklar sarayımda misafir edilsin. Zeynül Abidin özel bir odaya alınsın," diye de talimat verdi. Ertesi gün Hazreti Hüseyin'e reva görülenler için Şam halkının nasıl vicdan azabı çektiği ve yas tuttuğu anlaşılınca Yezid bu olayın başına bir iş açacağı endişesiyle korumalar tahsis ederek Ehl-i Beyt kadın ve çocuklarını Medine'ye gönderme kararı aldı. Aylar önce Medine'den umutla ayrılan kervan aylar sonra bitkin ve yaralı olarak geriye dönüyordu. Uçsuz bucaksız çöllerde yine aylarca sürecek bir yolculuk başlamıştı. Aylar önce çıktıkları Medine'ye dönüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köyüne, baba ocağına, ana kucağına geri dönüyorlardı. Fakat bu defa kervan çok eksikti. Yiğitler neredeydi? İmam Hüseyin, Ali Ekber, Abdullah, Kasım, Celal Abbas neredeydi? Müslim bin Akil neredeydi?
babamız şehit edildikten sonra yaşamak bizim neyimize diyen Müslim'in oğulları Avn ve Muhammed neredeydi? Peygamber ailesinin kadınları ve çocukları korumaların arasında aylar önce ayrıldıkları Medine'ye girdiklerinde dövünmeler, çırpınmalar, feryatlarla yer gök inlemeye başladı. Medine, Allah Resulü'nün firakında yaşadığı günleri yeniden yaşıyordu. Başta İmam Hüseyin olmak üzere Zeynül Abidin dışında ailenin hiçbir genci geri dönmemişti. En yürek yakıcı olanı da buydu. İki kişinin kolunda yürüyen Ümmü Seleme annemiz, bitkin, yorgun, acıların yonttuğu Ehl-i Beyt kadınlarını görünce yaraları yeniden depreşti. "Hüseyin'im, hangi çölde vurdular seni? Nasıl kıydılar sana?" diye inlemeye başladı. Seyide Zeynep, Yezid'in zulmünü daha ilk gün başladı anlatmaya. Güçlü hitabetiyle her yerde Kerbela'da yaşananları anlatıyordu. O konuşurken Medine sarsılıyordu. Kimse onu durduramıyordu. Medine artık eski Medine değildi. Medine acı, Medine gözyaşı, Medine hasretti. Medine özlemdi. Seyide Zeynep, başta dedesi Hazreti Peygamber, annesi Hazreti Fatıma ve babası Hazreti Ali'nin soyuna has vasıfları şahsında toplanmış bir kişiliğe sahipti. Onun belirgin özelliğinden biri çok zeki ve akıllı olmasıydı. Bu nedenle Ukayletü Beni Haşim, Haşimi ailesinin en zeki kadını lakabını almıştı. Sahip olduğu üstün zeka melekesiyle ilmin kapısı olarak vasıflandırılan babası İmam Ali'den dini ilimleri tahsil etmiş ve ömrü boyunca kadınları irşad için ilim meclislerinde mürşide olmuştu. En çetin tartışmalarda verdiği hazır cevaplarda onun ne kadar akıllı bir kadın olduğunu ortaya koyuyordu. Seyide Zeynep'in feryatları her tarafta konuşuluyor, Medine sınırlarını aşan konuşmaları Şam'dan, Küfe'den, Basra'dan duyuluyordu. Sadece yaşadığı devir değil, Seyide Zeynep'in sesini bütün asırlar duydu. Onun feryatları olmasaydı Kerbela hiçbir zaman vicdanlardaki yerini alamazdı. Yürekler yeteri kadar o acıyı duyamazdı. O, şehitliğin kıpkırmızı bahçelerinde yeni açılmış güllerin kokusunu canında ve elbisesinde hep taşıdı. Kerbela şehitlerinin mesajını tüm cellat ve canilerin baskılarına rağmen tarihin yüreğine başarıyla ulaştırdı. O, koyu karanlık gecelerdeki korkunç fırtınalarda dümeni kırılmış, direkleri çökmüş Ehl-i Beyt gemisini bütün bütün dağılıp gitmekten kurtaran, sağa sola savrulan parçalarını yeniden derleyip toparlayarak o aydınlık gemiyi asırların fırtınalı okyanuslarına yeniden salan kahraman bir kaptandı. O başı dik yaman bir savunucuydu. O, herkesin elinde tutmaktan korktuğu bir zamanda yüreğiyle sönmeye yüz tutan meşaleyi yeniden tutuşturan ve matemlerden medeniyet çıkaran bir kahramandı. Kerbela'da öne çıkan isimlerden biri de hiç şüphesiz insanlığın rol model ailesi İmam Ali ve Hazreti Fatıma'nın küçük kızları Ümmü Gülsüm'dü. O da ablası Seyide Zeynep gibi Kerbela'da sembolleşen isimlerden biriydi. Ehl-i Beyt kafilesiyle Şam'dan döndükten sonra ablası Seyide Zeynep'le birlikte Medine'de yaşıyordu. Peygamberin vefatından az önce doğan Ümmü Gülsüm, annesi bu dünyaya gözlerini yumduğunda 1 yaşındaydı. Ümmü Gülsüm de ablası Seyide Zeynep gibi fesahat sahibi ve cesur bir kadındı. Hazreti Ali ve Fatıma'nın kızları Seyide Zeynep ve Ümmü Gülsüm, anne ve babalarının kişilik ve karakterlerinden derin izler taşıyorlardı. Bedeli ne olursa olsun hayatları boyunca hakkı ve hakikati haykırmaktan hiç geri kalmadılar. Onlar söz ve yaşantılarıyla rol model ailenin ve insanlığın en güzel öncüleri oldular. Günümüzün kadınları ve kızlarının bu iki kız kardeşten alacakları çok şey vardır. Seyide Zeynep bir süre daha Medine'de kaldı. Yezid, onun etkili konuşmalarının iktidarına karşı meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bir ayaklanmayı tetikleyebileceğinden korkuyordu. Medine valisine onu uygun bir yere sürmesini emretti. Seyide Zeynep bu haberi alınca başımıza neler getirildiğini Allah bilir. En iyi adamlarımızı öldürdükleri yetmiyormuş gibi geriye kalanları da şehirden şehire hayvan sürüsü gibi sürmekteler. Allah'a yemin ederim ki kanımı akıtsalar bile Medine'den hiçbir zaman kendi isteğimle çıkmam. Zeynep'in başına bir şey gelmesinden korkan yakınları onu ikna ettiler. Bunun üzerine Mısır'a giden Seyide Zeynep'i Mısır valisi Müslime bin Muhallet büyük bir saygıyla karşıladı. Burada çeşitli hastalıkların ve sıkıntıların içinde zayıf düşen Seyide Zeynep, hiç bahar görmeyen bir gül gibi miladi 682'de sonsuzluğun sahibine yürüdü. İslam dünyasının sahip çıktığı Seyide Zeynep'in bugün Medine, Mısır, Şam ve Musul'da da kabir ve makamları mevcuttur.